özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde İngilizce öğretmeni ve fotoğraf sanatçısı Niyazi Gürgen bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ülkede viral olan fotoğrafı ve hikayesini konuşacağız. Kendisinden ağzından dinleyeceğiz efendim. Tabii bir yandan da fotoğraf sanatında dikkat edilmesi gerekenler, ordu bu noktada gerçekten bir hazine, kendisinin ilham aldığı noktaları soracağız, değerlendireceğiz. Konu özelinde merak ettiklerinizi siz de Ordu Altarşivi Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim ve konuğumuza dönelim istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Cumhuriyetimiz 101 yaşına da girdi. Evet. Sizin çekmiş olduğunuz bir fotoğraf ülkede viral oldu. Gerçekten de çok da güzel. Her bir detayıyla benim farklı şeyleri gördüm. Her farklı baktığımda farklı noktayı gördüğüm bir fotoğraf oldu. Ünlülerden tuttum da herkesin paylaştığı bir fotoğraftı. Şimdi o fotoğrafın hikayesini sizden dinleyelim istiyorum. Evet, bu fotoğraf aslında... İçerimdeki tüm sevgileri de kabarttı. Ben bu fotoğrafı Ordu'nun Korgan ilçesinde Kırıkbozu İlkokulu'nda çektim. Fotoğrafı çekmeden önce kafamda tabii ki bir planlama yaptım. Geçen sene ben bu fotoğrafı çekmiştim 29 Ekim kutlamalarında. 29 Ekim'e damga vuracak bir fotoğraf değil de benim hayatıma damga vuracak bir fotoğraf çekmek istedim aslında. Çünkü çocukluğuma gitmek istedim. Çocukluğumda ne yaşadıysam ben onu bir fotoğraf karesine sığdırmak istedim. Ve yola çıkıp o okula gittim. Orada Arife hocamız var. Arife hocamız çok sağ olsun öğrencilerle beraber zaten bir 29 Ekim programı hazırlıyordu. Biz de oraya katıldık. Arife hocam öğrencileri sıraya soktu, hazırladı. Bayrak vardı. Bayrağı herhangi bir çubuk bulamadık. Fındık dalı taktık. Ardından hemen okulun yan tarafında bir yürüyüş yolu vardı. Aslında öğrencilerin bu evlerine gittikleri yol burası tabii ki. O yol üzerinde bir yürüyüş yapmak istedik. Sonbaharın tabii tonları falan da çok güzeldi. Perspektif açısı çok güzeldi. Bunların hepsini bir kareye sıkıştırmak istedim. Ama en özel şey burada ben kendi çocukluğumu fotoğrafladım aslında. Çünkü benim çocukluğumdan hiçbir fotoğrafım yok. Yani hiçbir çocukluk fotoğrafım yok. Ve çocukları da çekmeyi çok seviyorum. Onları tam marş söylerken, yani en canlı anlarında o an diyebileceğimiz o kareye sıkıştırmak istedim. Duygusu tarifsiz ama çok çok mutlu oldum. Onlara da ölümsüz bir anı bırakmış oldum. Evet. Hani ben dedim ya her fotoğrafa baktığımda farklı bir ayrıntıyı görüyorum diye. Şimdi baktığımızda özellikle son yıllarda mavi önlüğün rafa kalktığını, özellikle merkezde öğrencilerin artık sivitlerle gezdiğini görebiliyoruz. Şimdi bu fotoğraf bizi gerçekten çocukluğumuza eskiye götürdü. Baktığımızda şimdi arkadaşlardan rica ediyorum tam ekran yapalım görüntüyü lütfen. Fotoğraf ekranlara gelsin. Şimdi baktığımızda mavi önlüklü öğrencileri görebiliyoruz. Bir yandan sizin dediğiniz gibi bayrağın sancağının bir ağaç dalından, fındık dalından olmuş olması. Evet. Kız çocuğumuzun soğuk kış günlerinde önlüğünün altına o eşofmanı giymesi. Bakın evet. O detay bile o kadar güzel ve o kadar iç ısıtıcı ki bence. Bir yandan Atatürk portresinin bu kadar onurlu ve gururlu bir şekilde taşınıyor olması. Yani fotoğrafa baktığımızda İnanılmaz bir bütünlük yakalandığını düşünüyorum ben. Çok da teşekkür ediyorum sizlere. Emeğinize sağlık. Bir yıl önce çektiniz. Evet. Şimdi bu yıl viral oldu. Şimdi çok ünlü isimler de paylaştı. Evet. Hadiseye kadar artık ünlü isimlerin de paylaştığını görebiliyoruz. Şimdi o paylaşımları gördüğünüzde neler hissettiniz? Paylaşımları zaten ben ilk kendim fark etmedim. Çünkü çoğu kişi isim belirtmeden artık fotoğraf her tarafta yayınlanmaya başladı. Ben şunu fark ettim, fotoğraf artık benim fotoğrafımın olmadığını fark ettim ve her yere yayılmaya başladı. Ünlü kişilerin paylaşması da tabii ki heyecan verdi ve mesaj yağmuruna tutulmaya başladım bu kez. Bir sürü olumlu mesaj aldım bu yönde. Çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Yani sesimin, daha doğrusu bir eserimin hani ünlü kişilere varana kadar ulaşması çok çok
onurlandırdı beni. Evet. Şimdi o geri bildirimlere biraz bakalım istiyorum. Gelen mesajlarda en dikkat çeken hangi cümleler vardı? Sizin aklınızda kalan, hafızanıza kazınan, özür diliyorum. Buyurun. Evet. Geri bildirimlerde benim en çok dikkatimi çeken yine fotoğrafta çekmek istediğim konuyu vurgulamıştı herkes. Çocukluğuma gittim. Herkesin söylediği cümle buydu. Çocukluğuma gittim. Çocukların ne kadar saf, doğal oldukları, ne kadar içten oldukları, bunları anlatmışlardı mesajlarında. Tabii bu hani dediğim gibi insanları geçmişe götüren bir fotoğraf olduğu için anıları depreştirdi. Onları mutlu etmiş ve çoğu gelen yorumda şu an ağlıyorum diye bir ifade vardı. Evet. Şimdi baktığımızda ben de özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta alttaki yorumlara baktım. Bir yorum çok dikkatimi çekti. Çok da güzeldi. Ben de onu paylaştım fotoğrafla birlikte. Bir vatandaş şunu yazmıştı. Cumhuriyet işte oradaki öğrencidir. Cumhuriyet oradaki öğretmendir diye. Sizlerin de şimdi bir eğitimci kimliğiniz olduğunu, İngilizce öğretmeni olduğunuzu biliyoruz. Evet. Biraz da oraya değinelim istiyorum. Cumhuriyet Bayramı'nı evet kutluyoruz. Cumhuriyet'in 101. yaşını kutladık. Türkiye yüzyılının artık 2. yüzyılındayız baktığımızda. Şimdi Cumhuriyet'e değinecek olursak, eğitime değinecek olursak, öğrencilerin bu ruhu taşıması için öğretmenlerin yapması gerekenler nelerdir? Evet, şimdi Cumhuriyet 101. yılında ve bu süreçte çok yol aldık. Cumhuriyet'in içerisinde eğitimde düşünecek olursak, yani nereden nereye geldiğimizi görecek olursak, şu an teknolojik açıdan, okullar açısından iyi de durumdayız. Burada çocukların Atatürk'ü, Cumhuriyet'i anlaması bizim için çok çok önemli bir noktadaydı. Onların hani bu süreçte ilerlemeleri gerçekten bana mutluluk veriyor. Fotoğrafta normalde benim anlatmak istediğim şuydu. Cumhuriyet Bayramı her yerde kutlandı. Ama biz burada okulumuzda herhangi bir eksiğimiz yok. Ama ben doğal olaraktan bunları göstermeye çalıştım. Aslında demek istediğim burada şuydu. Ankara'da da Cumhuriyet büyük bir coşkuyla kutlandı. Ordu'nun küçük bir köyünde yine Cumhuriyet büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir fotoğrafla da tüm hepsini birleştirmiş, kucaklaştırmış olduk diye düşünüyorum. Evet. Şimdi hem eğitimci kimliğinizi hem de fotoğraf sanatçısı kimliğinizi aynı anda nasıl yürütüyorsunuz? Sizi zorluyor mu dönem dönem? Evet. Dengeleri kurmakta zorlanıyor musunuz? Zorlandığım zamanlar oluyor. Şöyle, bir taraftan okulum var, öğrencilerim var. Ben öğretmenliğimi çok seviyorum. Hiçbir zaman da okulumdan vazgeçmek istemiyorum tabii bu konuda. Hobi olarak başladığı için buna genelde vaktimizi hafta sonu harcıyoruz. Ama ben hiç boş durmuyorum. Yani sabahın ilk ışığıyla beraber eğer boşsam ve o gün okulda değilsem bu yöne doğru gidiyorum. Ve eğitimle fotoğrafçılığı da birleştirdim ben. Çok güzel eğitim projeleri yaptım fotoğrafçılıkta ve fotoğrafçılığı sadece hani kendime bir hobi olarak görmedim. Üniversitelerde, liselerde sunum ve söyleşilere katıldım. Şu an fotoğrafçılık kulübü var okulumda. Orada öğrencilerime fotoğraf öğretiyorum. Bunu da eğitime entegre edip o şekilde bir yol izledim. İkisi birlikte çok uyumlu bir şekilde ilerliyor. Evet. Şimdi biraz fotoğrafçılık sanatına değinelim istiyorum. Özellikle sizin bir estetik anlayışınız, bir tarzınız var mı? Mesela bu fotoğrafa baktığımızda bu Niyazi Hocam'ın fotoğrafıdır diyebileceğimiz detaylar saklı mı içinde? Evet, şöyle genelde fotoğrafçı arkadaşlarım şey der. Fotoğrafı görürüm, altına ismine bakmadan Niyazi Hoca'nın fotoğrafı olduğunu anlarım derler. Bu da çok önemli değil mi? İmza gibi gerçekten. Evet, imza gibi. Ya bu bence verilen duygudan kaynaklanıyor. Çünkü ben fotoğraflarımda aradığım tek bir şey var. Fotoğraf normalde iki boyutlu bir olgu. İki boyutludur. Üçüncü boyutu yok. Ben fotoğraflarımın üçüncü boyutunda konuşmasını istiyorum. Normalde fotoğraf sessiz bir öğe ama ben konuşmasını istiyorum. Ki bu fotoğraf konuşuyor mesela. Karşımızda olan fotoğraf konuşuyor şu anda. Konuştuğu için de insanlar bu Niyazi Hoca'nın fotoğrafı diyebiliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. Peki bu fotoğrafçılık alanına ne zaman başladınız? Ne kadar süre öncesine dayanıyor ve sizi buna motive eden, buna sevk eden şey neydi? Evet. Normalde ben 2005 yıllarında küçük bir fotoğraf makinesi aldım. Fotoğraf makinesiyle anılar falan biriktirdim, anılar çektim. O fotoğraf makinesi çalındı. Oradaki tüm anılarım gitti. Zaten daha önce de söylemiştim. Çocukluk fotoğrafım olmadığı için o anılarım da gitmiş oldu.
Sonra 2014'te Ordu'nun Korgan ilçesine atandıktan sonra buranın doğal güzellikleri beni çok etkiledi. Yaylaları falan gezmeye başladım. Ve gezerken cep telefonuyla fotoğraflıyordum. Burada Necmettin Güney isminde bir fotoğrafçı hocamız var. O ve Mehmet Ali hocamız var. İkisi birlikte Niyazi çok güzel fotoğraf çekiyorsun. Artık fotoğraf makinesi al dediler. Ve ben 2017 yılında bir fotoğraf makinesi aldım. Ama ben fotoğrafçılığa, fotoğrafa gerçek anlamda 2018'de başladım. Aslında çok yeni bir fotoğrafçıyım ama kısa zamanda bir yol izlemeye başladım. Pandemi süreci başladı. Pandemi süreci benim faydama oldu. Çünkü çok okudum, araştırdım. Fotoğraf nedir, ışık nedir? Bunun üzerine çok çok yoğun çalışmalar yaptım. Ve meyvelerini ilk senede toplamaya başladım. Onun üzerine yurt dışındaki yarışmalardan birincilik aldım. Atlas dergisinde söyleşilerim yayınlandı. National Geographic Haftar'ın fotoğrafı seçti. Perşembe yarışmasında çektiğim fotoğrafı. Evet. Bu şekilde ilerledi ve ilerlemeye devam ediyor. Şimdi portre fotoğraflarınız var, doğa evet. fotoğraflarınız var, öğrencilerinizi çekiyorsunuz ki şu anda ekranda da yayınlanıyor. Evet. Sizin en çok keyif aldığınız alan hangisi? Nereyi fotoğraflamayı daha çok seviyorsunuz? Ben belgesel tarzında yani içinde insan barındıran fotoğrafları çok çok severim. Çünkü insanın olduğu her bir fotoğraf biz baktığımızda daha fazla bir etki evet. veriyor. O yüzden insanın olduğu fotoğrafları birinci sıraya koyarım. İkinci sırada manzara fotoğrafları. Bir doğa hayranıyım. O yüzden manzara fotoğrafları beni çok etkiliyor. Ordu'da bu noktada bir hazine sizin evet, için. Evet, gerçekten hazine. Dereleri, yaylaları, yani ağaç türleri bakımından olsun, hayvan gölleri. Türleri bakımından olsun. Çok güzel, evet. Evet, gerçekten de öyle. Peki sizin için fotoğraf çekerken en önemli unsur nedir? Neyi önemsiyorsunuz, ilk sıraya koyuyorsunuz? Evet, tüm fotoğrafçıların vereceği belki ortalama bir cevap vardır. ben o cevaba bir tane daha ekleyeceğim. İlk ortalama cevap ışıktır. Herkes ışığa bakar. Sabah uyandığımda ilk yaptığım şey perdeyi aralamak. Yani bugünkü evet. hava durumu nasıl? Ya da bir gece öncesinden hava durumuna bakmak. Hangi konuyu çekeceksem, nereye gideceksem önce ışığa bakarım. Hava durumu nasıl ona bir bakarım. Hazırlıklarımı ona göre yaparım. İkincisi ise arka plan. Arka plan bir fotoğrafın olmazsa olmazı. Çünkü arka plan kalabalıksa, yoğunsa fotoğraf kendisini kaybedebiliyor. Öndeki öğe yok olabiliyor. O yüzden arka plana çok önem veriyorum. Peki, şimdi dediniz ki sabahları eğer fotoğraf çekmeye çıkacaksam şöyle bir perdeyi aralayıp bakıyorum evet. ışık, aydınlık ya da işte hava nasıl, yağış var mı diye. Bunu önceden hazırlıyor musunuz? Nasıl bir kompozisyon belirliyorsunuz fotoğraf çekerken? Evet, bir gün öncesinden gitmek istediğim yerin dediğim gibi hava durumu, koşulları, arazi hı hı. şartları buna göre giysilerimi, kıyafetlerimi de ona göre ayarlıyorum. Kompozisyon olarak daha önce ne çekeceksem onları da düşünüyorum. İşte bana ne lazım olacak malzeme olarak, ışık olarak bunları da planlıyorum. Yani ben fotoğraf çekmeye gittiğimde eğer doğal bir olay varsa doğal çekmeye çalışıyorum. Doğal bir olay yoksa tabii ki kompozisyon öğeleriyle beraber kendim de kurgu yapıyorum. Evet, yani aslında zahmetli de çünkü yanınızda bayağı çok. Bir ekipman da taşıyorsunuz evet. değil mi? Her yere götürüyorsunuz. Peki evet. normal gezilerinizde de sürekli yanınızda duruyor mu herhangi bir duruma ya da kompozisyona karşı? Ay yanımda makinem olsun diyor musunuz? Hep taşıyor musunuz? Bunun pişmanlığını çok yaşadığım için makinemi yanından ayırmıyorum. Çünkü genelde yaylalarda olduğum için sürekli bir şey çıkıyor. Daha uzağa gitmeye gerek yok. Dün sabah ben fotoğrafa çıktım. 6 civarında çıktım ben fotoğrafa. Her zaman yaban hayvanlar çıktığı bir yol vardı. Dedim burada mutlaka bir şey çıkar, makinem yanımda dursun. Makinemi yanıma koydum. Bunu dedikten 3-5 dakika sonra bir tilki çıktı ağzında bir fareyle ve ben onu fotoğrafladım. Hani fotoğraf makinesi bir fotoğrafçının yanında olması lazım. Çünkü biz araç kullanırken, ne bileyim yolda yürürken, herhangi bir sokakta yürürken hep aklımızda ışık ve fotoğraf var. Evet. Yani bir uzuv gibi oluyor aslında evet. bir yerden sonra. Evet. Bir eliniz kolunuz gibi o fotoğraf evet. makineniz hemen elinizin altında olacak ve anı evet. yakalayacaksınız. Şimdi anı yakalamak demişken şunu sormak istiyorum. İşte böyle anı yakalayıp hazırlıksız çektiğiniz fotoğraflar mı çok daha güzel oluyor yoksa böyle uzun uzun uğraşlar sonucunda hazırladığınız fotoğraflar mı? O fotoğrafın konusuna göre değişiyor ama anlık fotoğrafların tadı tabii ki de bambaşka oluyor. Şu an ekrandaki fotoğraflardan bir tanesi evet. mesela bu anlık fotoğraflardan bir tanesidir. Hani bizim bu konuda bazen yapabileceklerimiz de kısıtlı. Çünkü hava şartları uygun olmayabilir. Uzun zaman beklediğimiz fotoğraf oluyor. Ben anlık olmasını isterim elbette ama
bazen ben bu fotoğrafı bir yıl beklediğimi biliyorum. Yani Perşembe Yaylası'ndaki çektiğim bir fotoğrafı bir sene sonra çekmek zorunda kaldım. Çünkü aynı ışık, aynı şartlar, aynı su oranı Menderesler'deki bunların hiçbiri olmuyor. Evet, yakalayamayabiliyorsunuz aynen. Bazen. Ama anlık fotoğraflar tercihimiz. Peki size Ordu'da en çok ilham veren nokta neresi ya da nereyi daha çok çekmeyi seviyorsunuz? Evet, Ordu'da benden alan yer Perşembe Yaylası. Ta lise yıllarımda Menderes ismini gördükten sonra, beni Perşembe Yaylası'na yakın bir yere tayin olduktan sonra gördüğünüz gibi Perşembe evet. Yaylası. Yani burası benim proje alanım. Yaklaşık 5 yıldır fotoğraflıyorum. Menderesler'in Kalbinde isimli bir proje yürütüyorum. Her anı, her konusuyla güreşleri, at yarışları, Menderesleri, koyun sürüleri, buradaki yaban hayatı hemen hemen hepsini fotoğrafladım. Ve hiçbir zaman oraya gittiğimde yani ben niçin buradayım demiyorum. Hep hiç boş mutluyum. Dönmüyorsunuz evet, hocam anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi tabii teknoloji gelişiyor, ekipmanlar değişiyor, evet. Gelişiyor, çok daha profesyonelleri çıkıyor bir yandan. Evet. Baktığımızda yapay zeka artık hayatımıza evet. Girdi. Pek kesinlikle. Çok alanda etkisini görüyoruz. Fotoğrafçılık üzerindeki etkilerinden bahsedelim istiyorum. Hem yapay zeka, evet. Hem ekipmanların değişmesi, dijitalin artık çok daha ileri seviyelere gitmesi sizi nasıl etkiledi? Evet, şimdi ben yani eski zamanlardan kalma bir fotoğrafçı değilim. Daha ben yeni başladığım için benim için avantaj. Hani teknoloji her zaman benim yanımda. Bilgisayarım olsun, fotoğraf makinelerim olsun, teknolojik açıdan her zaman fotoğrafa olumlu yönde katkı sağladı bana. Burada yapay zeka devreye girdi. Yapay zeka şu an dünya üzerinde herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan herhangi bir şey yapabilirsiniz. Yani burada var olan bir öğeyi kaldırabiliyorsunuz, olmayanı ekleyebiliyorsunuz. Yapay zeka fotoğrafta... Artık renklerle oynamak çok hafif şeyler kaldı. Tabii. Bu çağda. Zaten fotoğraf standartlarında renktir, tozdur, işte grendir bunlarla oynamak zaten bir sıkıntı değil. Ama siz oraya bir öğe eklediğinizde, bir çıkartma yaptığınızda tamamen bu dijital bir çalışma olmuş oluyor. Yani aslında bir fotoğraflıktan da çıkıyor. Bir Photoshop çalışması da diyebilirim aslında. Burada yapay zeka insanların kafasını da karıştırıyor. Acaba bu fotoğrafta herhangi bir müdahale var mı? Acaba yapay zeka ile mi üretildi? Evet. O yüzden fotoğrafçıların da biraz yani çektiği fotoğraflara özen göstermesi lazım. Yapay zekayı da baş etmesi lazım. Evet. Peki çekim yaparken karşılaştığınız en büyük zorluklar neler oluyor? Mesela az önce satır arasında yaban hayatını çektiğinizi de söylediniz. Evet. Dönem dönem bunlarla da zorluk yaşıyor musunuz? Evet, onunla ilgili bir örnek vereyim. Yine Ordu Tokat sınırında bir bölge var. Orayı fotoğraflamayı çok seviyorum. O gün gittiğimde, yani bugün bir yaban hayvanı çıksa da fotoğraflasam gibi bir şey oldu. Aracımın önünden kurt fırladı. Hemen aracımdan indim. Ben de kurdun peşine düştüm. Biliyorum yani bir kez dönüp bana bakacak. Ben evet. Koşuyorum ama o da koşuyor. Tabii benim hızım imkanı yok ona yetişmemin. Tam tepede sırtta dönüp bir bakış attı. Ben fotoğrafçılıktaki en büyük sorunun zaman olduğunu söylüyorum. Zaman derken fotoğrafçılığa zaman bulamıyorum değil. Kritik an. Zaman bizim en büyük problemimiz. O anda çektik. Başka türlü olmuyor. Ve zamanın şöyle bir kötü yanı da var. Fotoğrafı çekiyorsunuz, bir yıl sonra o insanı bir daha ziyarete gidiyorsunuz, o insan orada olmayabiliyor. Evet. Zaman en büyük problem bizde. Evet. Şimdi kimi zaman dediniz ya anı yakalıyorsunuz, sadece kurt bir anlık bir döndü. Evet. Bazen şöyle de oluyor mu, fotoğrafı flu'ya tam o anda düşürmüş oluyorsunuz. Bu fotoğraf gitti artık kullanılamaz dediğiniz anlar da oluyor mu? Tabii ki her zaman ışık koşulunu ya da hazırlıksız yakalıyorsunuz. Evet. Sonuçta manuel çekiyorsunuz. Evet anlık yani o ayarı yapmak kolay değil. Esanten ayarı vesairesi derken. Evet ayar girmek zorundasınız. Ben onu öncesinde yani bulunduğum coğrafyada şöyle bir fotoğraf çıkar diye önceden planlıyorum. Ayarlarımı ona yakın yapmaya çalışıyorum. Hazırda bekliyorum. Yani. Çok güzelmiş. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yayınımızın da son dakikalarına giriyoruz artık. Evet. Bu zamana kadar pek çok fotoğraf çektiniz evet. Baktığımızda. Kimisi viral oldu, kimisi işte ödül aldı, dergilerde yazdınız vesaire. Evet. Bu zamana kadar siz kendiniz bireysel olarak çektiğiniz fotoğraflarda hangi fotoğrafı ilk sıraya koyarsınız? Arkadaşlarımızdan da rica ediyoruz evet. O fotoğrafı da ekranlara getirsinler. Benim arkadaş isminde bir fotoğrafım var. Siyah beyaz, beyaz bir at. Sahibi ön tarafta atıyla beraber yürüyor. O fotoğraf çok çok değerli benim için. Ekrana o fotoğrafı getirelim arkadaşlar.
atlı bir fotoğraftı. Perşembe Aylası'ndayım. Burada rahvan at yarışları oluyor tabii ki. O gün hava çok sıcak, çok sert bir ışık var. Fotoğraf çekmem imkansız. Ve ben hani bir şeyler olsa da, yaylada hava değişse de güzel bir fotoğraf üretebilsem diye düşünüyorum. Ortam çok güzel zaten. Yaylanın arkasından öyle bir sis geldi ki, normalde bu fotoğrafta gördüğünüz sisli alanın arkası araç dolu, yani insan dolu. Ama sade bir fon sağladı. Daha önce de söylemiştim. Evet. Arka plan benim için çok çok önemli. Kalabalık olsaydı çekmeyecektim ama sis geldiği için böyle çok güzel bir etki bıraktı. Atmosferiyle, atın yürüyüş şekliyle, sahibinin yürüyüş şekliyle uyumlu olduğu için ve hikayesini bildiğim bir fotoğraf. Normalde bu at sakatmış. Sahibi onu alıyor, tımarını yapıyor ve sonra yarışmalarda birinci oluyor. Ya, evet. O kadar da güzel ve bir hikayesi var. Evet, aralarında çok güzel bir uyum olduğu için de fotoğrafın ismini arkadaş koydum. Bu benim başyapıtım diyebilirim. Evet. Şimdi son olarak artık bu sanatla uğraşmak isteyenler, neresinden başlasam diye düşünenler için neler söyleyeceksinler, söyleyeceksiniz, nereden başlasınlar? Günde dünyada 5.3 milyar kadar fotoğraf çekiliyormuş. Yani hepimiz aslında hepimiz aslında birer fotoğrafçıyız. Hepimizin cep telefonu birer fotoğraf var. Ama ben fotoğrafın insanları çok rahatlattığını, onlara iyi geleceğini düşünüyorum. Küçük de olsa, başlangıç seviyesi de olsa bir makine alıp, temel eğitim fotoğraf kursu alıp buradan bir başlangıç yapabilirler. Fotoğrafı gerçekten bir arkadaş gibi görürlerse, hobiden ziyade, onları çok çok iyi geleceğini düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve hikayelerini bizlerle paylaştığınız için fotoğrafların. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, haftanın ilk programının sonuna geldik. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde Ekran Gazetesi ile karşınızda olacağız. Farklı konu ve konuklarla birlikte yine gündemi değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.